Bir gün kilip ümmet düşmanın büler, bugün ceng kılmasa ertege kılar. Biz cihat kılamız, şehit bulamız, kurbanlık meyvesin şu evlat kürer. Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد السلام عليكم ورحمة الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة دين نصيحة الدر ديغان حديث لرغم موفق Dinni barpo bo'lish shartlaridan bittasi mu'minlar o'rtasida nasihat bo'lishligi bilan din barpo bo'lishligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Agar mu'minlarni musulmonlarni o'zaro o'rtalarida nasihat bo'lmas ekan, demak din barpo bo'lmaydi. Balki dinning barpo bo'lish sharti nasihat bo'lishlik kerak. Albatta nasihat qilishlikka har bir mu'min kishiga nasihat qilishlikka biz ma'murmiz. Lekin nasihat qiluvchilar nasihat yo'lida, nasihat da'vat yo'lida ko'p qiyinchiliklarga ro'baro bo'lishadi. Shu jumladan ularni qilayotgan da'vatlarni hamma ham ochiq qalb bilan qabul qilmaydi. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam haqqa da'vat qiluvchilarning ustozi. Bu kishi Makkada turib da'vat qilgan vaqtlarida bu kishining da'vatlariga munosabat ikki xil bo'lar edi. Abu Bakr Siddiqqa o'xshagan kishilar da'vatni eshitib, bu da'vatni tasdiqlab unga ergashishar edi. Abu Lahab va Abu Jahlga o'xshagan kafirler hem davetini iştişerdi de davetini aşaddi düşmanı buluşerdi. Medine'ye kigen vakti de üçüncü taife payda buldu. Bunlar münafıklar taifesi. Bunlar hem davetini iştişerdi. Bunlarının nifakıge nifak koşulerdi. Mene bu Kur'an'ın mucizesi. Mene bu davetini sır asrallardan bittesi ki davetke hemme açık kalbiler münasebette bu meydan. Ansoriylardan bittasi aytadiki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada turgan vaqtlarida hajga borgan edim. Shunda bu kishi hajga kelgan har bir qavm qabilalarni da'vat qilgani kelardilar. U kishining yonida shu kishiga o'xshagan yana bir kishi kelar edi. Bu kishi o'rnidan turib da'vatni yetkazganlardan keyin gapni tugatishlari bilan haligi kishi o'rnidan turardi-da bu kişinin kapılarını hamasını yolganına çıkarardı. Ey kavm! Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizden uzunumuzdan boladı. Bu aramızda yolgan çirimler meşhur bugün. Sizler bunu yapıyor, kulak somaylar deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hala davetlerini inkar kılardı. Şunda Ali Gansari ayet ediler ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kiyerlerde soradım. O şey sizi daim meclislerde hepinizi yolganına çıkaran kişi kim degen de amakim Abu Lahab'lar dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bana bu davetki iki kıl münasebette bulunan. Eğer münafıklarla bir şey yapken cemiyat bulunan olmasa üç kıl münasebette bulunan. Kafirler işledi de açık düşmanlık kıladı. Mumiller işledi, onu tasdıklar, onu amal kıladı. Münafıklar işledi, işledik dedi. İtaat kılamızam dedi. Lekin payg'ambarning huzuridan chiqqandan keyin u kishiga o'zaro maxfi nima planlar tuzadi. O'zaro maxfi dushmanliklar tuziladi. Mana bu da'vatga bo'lgan munosabat, uch xil munosabat bu.
Şunun için hem hah o davet kasetesi bulsun, hah bir mumun buralarımız tarafından davet iştirilgen vakti de, nesihat iştirilgen vakti de buralarlar Allah'dan soraydık ki bizlerge Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ını münasebetlerini versin. İşte onu tasdikle bunge amal kılışı Allah ta'ala nasip etsin. Çünkü davet ahlileri bana bu davetini sır asrarlarını bazı da bilmegenlikleri sevaplı giden bir madde davet kıladı, iki madde davet kıladı da ahirde nime kıladı kulunu yük getirdi. Ve halen gayet ettik davet o Resulullah sallallamıdır. Davetçilerin üstazı Murabbi bogan, ahlakı Kur'an bogan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki bu münasebet bogandı. Şunun için bana bir ikide üçte münasebetler gel. Rukura bogan vakti mumun kişiye sankirap kovasılık gerek. Çünkü kalp, Arap dilinden tercüme kıyan vakti de aynanıp turuçu, özgarip turuçu de gel. Yani o kalp özgarip durar. Hemen sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kollarımla iman kildirişmedi. Amr ibn As radıyallahu anhu, Arap dahilerden bu kişi, Mekkelik, Mekke'nin Seyyidlerinden, bu kişi Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en aşaddi düşman bugün kişi. Davetlerini işitken, velakin Habeşistan'a barıp, Necaşi'den Habeşistan'da yürüyen muhacirlerini üşüleb bir işliğini söyleyen vakti de, Necaşi'nin davetine iman kildirgen bu kişi. Amr, şunçelik dahi böyle durup, şunçelik zukka böyle durup hak dalgazakını aldı ekipti, tanımadın mı degen vakti de Necaşi'nin şu bir ağız sözü bile bu kişi tasarlandı. İman girdi. Şunun için davet ahlileri müstahkem buluş gerek ki davetim işte mi yaptı, tasar kılma yaptı demesilik gerek. Tasar kıldırışlık bizim vazifemiz var. Peygamberin vazifesi neydi? Fakat yetkezip koyuşluğu. Peygamberler özlerine deyişti وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَغُ Bizi vazifemiz sizlerge fakat ve fakat davetini yetkezip koyuşluğu kalaz. Şimdi o hidayet topadım, tasarlanalım, şimdi Allah'ın işi olur. اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ Siz adamlarını hakka hidayet kıla olmayasınız. Allah uzun haklayan kişiler. Yani şu davetke hakka layık degen kişilerin Allah uzun hidayet kıla. Bu davanı kımasızlığımız gerek, biz nasihatimizle adamların ahlakını özgürtür varımız. Biz nasihatimizle adamların yakşı yamallikini bildirip koyuyoruz ya buradarlar. Bu bizi kolumuzdan kemeyin. Bu narsanı biz acizliğimizi tam alışımız gerek. Fakat din nasihat bile barfa kılarken degen hadiske muvaffuk biz yetkize varımız. Bittesimiz bittesi buradarlar inşallah kulağa kilip kalat degen umidimiz bu. Ve hala ki bu davanı hem kımayınız ki biz bu nasihatte çıraylık, hakkılarını ada kılı yetkizemiz de dava kılalmayız. Çünkü bizden bunu çıraylık yetkizgen kişiler var. Bunlar her şekilde bizi yetkizgen. Şunun için bana bu davetler ya nasihatler bugün vakti de Allah'tan dua kılaylık ki Allah Teala bizden kalbimizi açsın. Kalbimizi açı haletine kirsin. Neyin ki Allah Subhanehu ve Teala etken de Kur'an'daki Kur'an'daki kalpleri, kuzları, kulağları kulüplep koyulingen yaman insanlara okşap kalaylı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine kâlu Rabbunallahu thumme istekamu tetenezzelu aleyhimul melâiketu allâ tekâfu. Allâ tekâfu ve lâ tehzenu ve ebşiru bil cenneti leti kuntum tu'adun. Nahnu evliyâukum fil hayâti d-dünyâ ve fil âhirâ. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم من غفور رحيم الله سبحانه وتعالى فصلت سورسنا 30 آيتده مرحمت قلدي كي البتة ربم الله دب سنرا من شو ايتكن سوزدا مستحكم استقامتده بولغان كشيلر اچون Ular vafat topi yapken vaktlerde melaikeler ularga indi sizler kohmeyler, gamgin bumeyler, uzinlerge vada kılingen cennet bilen hursan bulinler deyip aytilişliğine Allah Teala haberini verdi. Biz, dedi Allah Subhanehu ve Teala, sizlerini hayatı dünyada
ve ahiretteki dostlarınızımız sizler için ana bu cennette sizler arzu kigen, sizler temenna kigen, barcha narsalar sizler iştaha kigen, barcha narsalar sizler için cennette tayyarlab koyulgandir. Ve mana bu mehmandarçilik, mana bu tayyarlab koyulgan nazi nimetler, günahlarını mağfiret kılgucu gafur ve rahimli bo'lgan Alloh subhanahu va taolo tarafidandir deb Alloh taolo marhamat qildi. Mana bu uch oyatda Alloh subhanahu va taolo hayotini Robbunalloh deb o'tkizgan va aytgan so'zida istiqomatda bo'lgan. Istiqomat ya'ni mana bu aytgan so'ziga e'tiqod o'laroq, amaliy o'laroq ixlosida o'zgarish kelmagan. Yani müstakim turgan Rabbunallah degen o ve lakin mana bu Rabbunallah ge zerre unge şakşı vekemegen kişiler için Allah subhanehu ve teala hame için bitip koyulingen ondan kaçıp ölmeydigen sefer vakti de ahiret vakti de malaikeler tarafından eytiledigen sözüne haberini verdi. Yani ruhu şehit bugan halatı da yoki vafot etayotgan holatida chiqayotgan vaqtida malakul maut Alloh taolo tomonidan vazifador bo'lgan malaikalar mana bu mu'min kishiga ya'ni Robbim Alloh deb so'ngra mana shu so'zida istiqomatda bo'lgan kishilarga endi sizlar uchun qo'rqinch yo'q. Sizlar uchun qo'rqinch yo'q, g'amginlik yo'q. Sizlarga va'da qilingan jannat bilan sizlar bashoratlaringlar xursand bo'linglar deb haber verişliğine Allah subhanehu ve teala merhamet kaldı. Yani Rabbunallah yani bizi halıkımız bizi terbiyat kılıçımız bizi yoldan bar kılgen bizi vefat taptırıçımız galip bugen Allah de onge imanı da istikamet kigen kişi. Bir de sonra Rabbim Allah degenden kigen Rabbimiz Allah deyip sonra mana şu sözü de istikamette bugün kişiler üçün deyipti Allah Teala. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir neçe urunda istikamette buluştuğunu büyürgen. Bir neçe urunda. Hud suresi de Allah Subhanehu ve Teala merhamet kıldı ki فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَتْغَوْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Ey Muhammed Aleyhisselam sizge Allah Teala kanda büyürgen bulsa mana şu büyürüklerini bacarışlıkta istikamette bulin ve Allah'a tabak igen siz bilen birge bugen mu'minler hem istikamette bulsunlar. Allah'ın buyruklarını bacarışlıkta hadden aşmayınlar. Allah sırar kılıp durgen amellerini kurup duruçudur. Zalim bölgen kimselerge mana şu buyruklarını bacarışlıkta boyun ekmeyler. Ularge kalbinizde muhabbet amelinizde ise ularge boyun sınmayler. Eğer mana bu amelini kıladigen bulsalarınız sizlerini cehennem otu işlep kaladı. Mana bu cehennem otudan sizlerini kutkaradigan Allah'dan başka birer bir dost tapılmaydı sonra sizlerge. Ve sizlerge sonra yordan birilinmeydi de Allah-u Teala merhamet kıldı. Bu asan nasıl bu? İstikamet doğru turişliğine aykır. İlgilmezlik, uyak uyakı ilgilmezlik. Doğru. Sırat-ı müstakim dedi. Yani onun hayatı iman kiltirgen kününen fakat osa başlaydı o. Arkaya gitmen. Kafirlerin bitti, dokbup sesine derhal imandan kaytmaydı o. İstikamet asan nersemez. Demek ki Allah subhanehu ve teala ashab-ı hududlu imanını bizlerle misal kiltirler. Ashab-ı hudud hemen öbresiler. Hani şu mu'min bala tüfeylik hamasi imam kildirgendi şu kavm. Onlardan nime talep kılingendi kafirler tarafından?
hali ular boshqa solih amal qilishga ulgurganman, ulgurganmas edi. Ulardan o'sha vaqtdagi Fir'aun, o'sha vaqtdagi tog'ut dindan qaytishini talab qilganlar. Bular nima qilishdi? Qaytmaymiz bundan deydi. Ya'ni istiqomat qilishdi. Oqibatiga o'tga uloqtirildi. Habbob ibn Arad Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurlarına gelip şunday bir şikayetlerini kılardılar ki ya Rasulullah bizi hakkımızda dua kısanız bulmaydı mı? Allah'tan bizge bir nusrat sorab verseniz bulmaydı mı? Bizge böyle yapken zulümler ceha hoşup gittik o kopayıp gittik o degen de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye suyunu ultirgen ekerler yüzlerde bir narazilik alamet payda buldu da ettiler ki silerden aldığını ötken ümmetler imanı sebepli giden triglayınca üstüden arda tartıp bulup bulup taşlanardı. Tanestan kuştunu, uzuvalı nerede? Oley ki onlar imandan kaytmayken sizler şaşırı yapsınlar dediler Resulullah sallallahu. Habbab ibn Arad kuludular, bu kişinin hocaları bir ayol kişiydi. Bana bu ayol yanıp durgen otunun üstüge bu kişinin yot kızardı. Badanlardan ok çıkkan yok, haliki otunu uçurup koyardı. Çünkü köp yok çıkkanlı giden. Umar ibn Khattab Bekzat halifelik vaktlarda bu kişinin cesedini kurup kişilerden gitip koyarakarlar. Şunu kanı köp azap çekken kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyuverdiler ki sizler şaşırıyor sizler dediler. Sizler şaşkala ümmet sizler dediler. Sizlerden aldığını ötken ümmetler sizler çekiyorken bu meşakkatlerle bir neçe beraber köp meşakkatini çekken lakin imandan kaytkenmezdi. İmandan kaytkenmezdi. Bu kim gayetli yaptı? Din yolu da badanları ilme tişik bulup gitken Habbab ibn Arad gayetli yaptı. İstikamet buradalar hemen nasip kumayın. Hemen nasip kumayın. Çünkü bu istikametke vada kılı yapkenler siz yüce katta vada. Yani bunun misali şimdi yoksaydı ki demek biz hemenimiz şu yerden bakıca bir sefer kılmakçımız. Şu sefer mobaynıda köp hatarlar var. Köp hatarlar var yolda. Bana bu hatarlardan utub alışlık için bizge tavsiye kılın yaptı iki tane arsa halas. Rabbun Allah deyişlik sonra sonra şunlar istikamette turişlik. Üyağını indi şu yoldaki hatarlarını bartaraf kılışlik. Bu yolda bizi, rızkın bizi, bizi himayemizde Allah-u Teala uzun izinmesi böyle yaptı. Biz diyaptı Allah-u Teala sizlerine hayatı dünyada, ahiretteki dostlarınız bizimiz diyaptı Allah-u Teala. Yani seferde sizlerine hemrah bizimiz. Bana bu ahiretki kitili yapken hayat imtihan yolu da bizimiz sizlerine dostlarınız diyaptı. Biz sizlerine zamanatımız gelgenimiz, biz himayemiz gelgenimiz diyaptı. Fakat bizden talep kılınabken az iki tane sağlık. Rabbun Allah deyişlik sümme sonra istikamette buluştik. Yani bu degeni mavsumi Müslüman bu meslek. Mavsumi Müslüman. Mavsum mu bilemez? Bana o kış faslı bulsa darahlar kupkuru. Bahar girişinden barileri çıkardı. Gülleri çıkardı. Ana ondan ki gün yaz kirişi gülen meyve saladı. Kız kiyse meyvesi pişadı. İnekin meyvesini küzde uzuvalinde ne kere darak kop kuruptular. Muminin akidesi Rabbin Allah diye şimdi ne kılmasını kere. Ramazan kirişi gülen yakşı Müslüman. Ramazan çıkkandakin kıpkızıl münafık bulmasını kere mumin. Kup muminle boşuna Ramazan ki gendi yakşı Müslüman bu olan. Kegen o arağın iki yüre veredi, zinasını kılı yüre veredi o. Mumin Allah'ın buyruklarını bacarıştıkta, Allah'ını kaytarken, nehi kılgen amellerde kaytıştıkta o mavsumi bulmasını gerek. Onu hayatı da dünya lezzetleri aldan koymasını gerek. Şeytan onu bu yoldan aldan öpçük etmesini gerek. Çünkü o safarı da talep kılın yapken nasıl ayeti uttu? İki tane arsa halaz. Rabbuna Allah deyişliği ve istikamette buluşu. Başka nasıl?
Bunu evaziga Alloh subhanahu va taolo o'lim vaqtida o'zi tarafidan bashorat beryapti. Bu bashorat endi qo'rqmanglar. Qo'rquv yo'q bo'lmasin sizlarga. G'amgin bo'lmanglar. Nima kutyapti ekan mana deb? Qabrda nima kutyapti ekan? Oxiratda men nima kutyapti ekan? Degan g'amginlik sizlarda bo'lmasin. Va uchinchisi va abshiru bil janna. Jannatiki sizlarga Alloh Qur'onda va'da qilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarda va'da qilgan edi. Mana bu jannat, mana bu jannat, mana bu jannat, jannatdagi buncha noz ne'matlar, mana bu jannat bilan xursand bo'laveringlar. Bu oxiratga yetib olayotgan kishilarga bashorat. Endi ulardan orqada qolganlargacha Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Nahnu awliyakum fil hayatid dunya va fil akhirah. Bizmiz sizlarning hayoti dunyoda va oxiratdagi do'stlaringiz. Sizni himoyani bizning zimmamizda deyapti Alloh taolo. Boshqa oyatda Alloh taolo nima deydi? Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin va kadzalika haqqan alayna nunjil mu'minin. Ayniki o'tgan ummatlarni yordam berganimiz singari keyingi ummatlarga ham musulmonlarga ham nusrat berishlik bu bizning ustimizdagi haq deyapti Alloh taolo. Qandayki o'tgan ummatlarning ichida kofirlarni halok qilib tashlab payg'ambar va ularga iymon keltirganlarga najot bergan singari kelgusilarga ham najot berishlik bu bizning ustimizdagi haq deyapti Alloh taolo. Mana shunday himoyachisi bo'lgan mana shunday Robbul alaminga iymon keltirgan kishi endi hayoti dunyodagi har qanday imtihonlar, mashaqqatlarga endi u xotirjam bo'lishga Alloh taolo o'zi kifoya qiladi. Bu mana bu hali yer yuzida turgan, hayot kechirib turgan mu'minlarga aslan bashorat bu xursandchilik Alloh taolo e'lon qilyaptiki, bizmiz sizlarni do'stlaringiz deyapti. Bizmiz sizlarni hayoti dunyo va oxiratdagi do'stlaringiz deyapti. Ve yani Allah subhanahu wa ta'ala aytibdi ki ve lakum fiha yani sizler için ana bu cennette ma teştehi enfusukum ve lakum fiha ma tedda'un sizlerini işte hangis nimeni kohlasa cennette sizler için bol nafsiniz nimeni kohlasa uşa bol ve sizler arzu tamamen okuyanlarsa cennette tayarlab koyunin gendi ve mana bu mihmandarçilik mana bu nazı nimetler mana bu ziyafet Allah subhanahu wa ta'ala G'afurur Rahim bo'lgan zot tarafidan bu. Ya'ni u yerdagi mezbon Alloh taolo u mehmon qiladi. Mana bunday katta narsani va'dasi ikkita narsaga. Aytib o'tdik, Robbun Alloh deyishlik, so'ngra istiqomatda bo'lishlik. Istiqomat aytib o'tdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam istiqomat buyrug'i sochsoqolimni oqartirib yubordi dedilar. Shayabat nihud. Sochsoqolimni oqartirib yubordi. Qiyin bu. Oson emas. Chunki shayton Alloh subhanahu va taoloni izzatiga qasam ichgan. Izzatinga qasamki, o'zimni ulushimni bandalarining ichidan olib chiqib ketaman degan. Shayton Hidoyat topmagan kofir mushriklardan xotirjam u. Ularning ustida ko'p ishlamaydi, uning vaqti unga ko'p sarflanmaydi. Uning vaqti iymonga, Robbunalloh degan ne'matga musharrab bo'lganlar haqida unutishuvchi bor. Ularni olishga harakat qiladi. Ularni ilib olishga harakat qiladi. Ularni sirotal mustaqimdan olib chiqib ketishga harakat qiladi. Bu shaytonning asosiy vazifasi bu. Shaytonning vazifasi asosan bu. Kofirlar diyoriga borib, kofirni vasvasa qilmaydi, zina qilib turgan bo'lsa, sharob ichib turgan bo'lsa. U nimaga uni vasvasa qiladi? Kinoxonadan chiqib masjidga borgin dedim, vasvasa qilib? Yo'q. Masjidda turgan musulmonni vasvasa qiladiki, kino teatrga kirgin dedi. Bu uni vazifasi. Shuning uchun istiqomat hammaga ham nasib qilmaydi odamlar. Hammaga ham nasib qilmaydi. Chunki Alloh taolo aytdi-ku, oyatda aytdiki, sizlar kofirlarga
muhabbat qo'ymaydilar. Kofirlarning so'ziga, kofirlarning urf-odatiga, kofirlarning madaniyatiga, kofirlarning siyosatiga, kofirlarning tijoratiga, kofirlarning shaxsiy ijtimoiy hayotiga muhabbat qo'ymaydi deyapti. Agar bu ish qiladigan bo'lsangiz, jahannam o'tsan ushlab oladi deyapti. Ya'ni kofirlarga moyil bo'lishlik, kofirlarga taqlid qilishlik oqibati jahannam ekanligini Alloh taolo xabar qilyapti. Va Alloh ko'rsatgan yo'lni tark qilib, kofirlar vasvasa qilayotgan yo'lga ketgan kishilarga Alloh taolo Allohdan boshqa yordam beruvchi yo'q. Endi sizlarga nusrat yordam berilmaydi deb Alloh taolo o'zining nusratini mana bu insonlardan Alloh taolo nima qilyapti? Olib qo'yapti. Harom qilyapti. Shuning uchun safarimiz bir kunmas bir kun tugaydi birodarlar. Hayot safarimiz. Asosiy bizning hayotimiz yo jannatimiz yo do'zaximiz. Vafot etganimizdan keyin boshlanadi birodarlar. Bu hayotda hech kim qolmaydi. Hech kim bu hayotda qolmaydi. Ya'ni mahluqlar birortasi hayotda qolmaydi. Qolganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qolardi. Allohning habibi edi u kishi. Qolganlar shu kishi qolardi hayotda. Allohning habibi edi bu kishi. Bu kishi ham ketdi. Payg'ambarlardan keyin Siddiq Abu Bakr qolish kerak edi. Qolganda qolmadi u ham. Hech kim qolmaydi. Bizni qabr degan o'zi yaqinamiz va qabr fitnasiga, qabr azobiga bizni yaqinamiz bor. Ana bu yerdan boshlanadi. Bizni yo baxtli hayotimiz yo badbaxt bo'lgan hayotimiz o'sha yerdan boshlanadi. Mana bu safarga tayyorgarlik ko'rib qo'yaylik birodarlar. Safarimiz qaraydi bu dunyo safari. Oxir oqibat bizni nima kutyapti? Bunga e'tibor beraylik. Aytib o'tdik istiqomat nasib hammaga nasib qilmaydi birodarlar. İstikamet, Allah'ın buyruklarını bacarışlık, Allah haram kılan nasırdan tiyilişlik, hemen nasip kılmayın bu adamlar. Bir de köpçülük. Bu yıl tevhid karavanı şuna kaygan. Tükülüp 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 kolla öreyken. Galibir deyledik, galibir lanadik. Galibirde innip bakıyan kolladik. Kolladik tükülüp kolla öreyken. Malum bir narsalar insanını haktan uçup gider. Uçup gider. Çünkü şeytanın ölüşü var da Allah'tan sorayalım ki şeytanı bizde ölüş kılıp vermesin. Şeytanı bizde ölüş kılıp vermesin babalarlar. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah subhanahu wa ta'ala Ahqaf suresinde elbette Rabbim Allah degen sonra Ana şu aytgan sözüde istikamette bugün kişiler için havf ve hatar yoktur. Ular için gamgillik, hafa buluşluk yoktur de Allah-u Teala başarat verdi. Ana o şeyler cennet ashablarıdır. Ve ular cennette kıyan amellerge yarışa halidine fiha abadi daimi cennette kalış edip Allah-u Teala merhamet kıldı. Bana bugün öğrenen dersimiz buradırlar. Esasen İstikamet hakkında buldu. İstikamette buluşun Allah-u Teala'na söyleyelim. Uzunumuzu bir imtihan kıp görelim. Ben bundan bir yıl aldığın kanak adamıydım. Bundan iki yıl aldığın kanak adamıydım. Hicret geçe kanak adamıydım. Ben de istikamet topuyla yaptım yok ki topuyla yaptım. Bu savallı her kim uzun kazı, uzun mahkeme, uzun verip uzun uzun imtihan kılabilirsin. Akiden müstahkemlendim. İhlasım müstahkemlendi mi? İbadetlerim müstahkemlendi mi? Haramdan tiyilişliğim müstahkemlendi mi? Deyip durup her kim uzuge uzu hakim bulsun. Uzuge uzu mahkeme kısın. Aleyna ki o istikamet kılı yaptı mı? Ya ki önem yakın günde şeytan bu yolda avçuk etiş avçuk etmesini ki en ıqbaladı bu olam ya. En ıqbaladı. Sahabelerin hayatı öler iman kiltirgen küllerden başlar Ta vafatlar geçe, ulardaki ihlas, ameller, ibadetler kopaygen halas. Kemaygenmez.
buskanlar. İstikamette müstahkem bugün. Umar ibn Hattab bu kişi İslam'dan aldı. Ne miydi? Şuna kanki bu kişinin ameli şuna yaman ameller ben tuğleydi. İslam nimeti gelmişler Rabbigendeyken cahillette kıyan amelleri hamesi barak salih ameller bilen namayan buldu. Hatta şehit böyle yapken vaktlerde kattık yığılardılar. Nime yığılarsın ya emir-i müminin de İbn Abbas radıyallahu anh'a o kişiye bana siz Allah'ın Resulü'nü iman kilitirdiniz. O kişinin yanında durdiniz. Sonra Ebu Bakır'ın veziri buldunuz. Bana ahiram halife buldunuz. Adaletli hüküm kıldınız. Ahirde hem şehit bulup gidiyorsunuz. De yığılarken vaktler, bu kişiye aitken vaktlerde yığılıp duruyor Umar ibn Hattab aitken ekeller. Ya İbn Abbas sen bana şimdi beni rubaramda ayeti yapken güvahliğinin Allah'ın huzurunda güvahlik bir alaysan mı? Degende İbn Abbas radıyallahu anh'a tohtap kohane geller. Şimdi ayeti kene geller ki bu mesela avazimini uçuyun ya İbn Abbas. Ben bugün haklardım ki günahım bilen sahabım bab beraber bulup kalışını haklardım dediler. Umar ibn Hattab buralarda. Ve şüncelik üstken takvaz. Korku, korku köpeygen. Hudadan korku burada köpeygen. Arzu kılardılar ki kaş ki anam beni tuğmeseydi Allah'ın azablarını görmesem de yığılardılar. Hicret geçen Umar başkaydı. Hicrette başka Umar buldu. Yani ustu bunlar. Neyteme şunun için biz hemen uzunluğumuzu sağol verelim. Amallarımız yaş tarafı özgür yaptı mı? Yaman tarafı özgür yaptı mı? Yo şeytan bizi aldat buldu mu? Sen şunca amal kıldın bu ladda seni. Bana hicret kıldın, cihat kıldın, yaradar buldun falan buldun. Bu iblisi vasvasası buradırlar. Bu iblisi vasvasası. Hayatta hamesi imtihan buradırlar. Bana bu beni çekken meşakkatimde bu mukafat deyip koymayınlar. Bu buna uzunumuzu uzunumuzu aldat koyun buradırlar. Kup cihat sebebi dövülen mücahitlerin tarihini okulsa, kiyini kurulsa ne yapıyor? Oğur meşakkat davrını başından geçirgen sal Allah-u Teala kimliği bile insana yaraktı bu sınavı yıkılıp bana. Ben şunca il tağla yürüdüm, şunca meşakkat çektim bu benim mükafatım devayken. Bu mükafat var mı? Bana bu Kur'an'da ayetine inen mükafatım. Cennet buluş gerek mumunu çekken meşakkatın mükafatı. Demek ki bazı bir kişiler yakşı amelden tohtap kalan. Adamlar tarafından kılıkken yakşılığına mukafat alamaya kalan. Şunun için o yakşılığından tiyiler o. Demek onu yapıyor, yalan eken de o. Hıda için amel kılıyor ben. Fisebiline amel kılıyor ben diyen geldi. Kedi bu, yalan o. Mumun adamlar bilmedi mi bilmedi mi amelini getirdi o. Namazını okuyarken böyle adamlar bilse namaz okuyordu o. Bilmese mi okuyordu? Bu muhimmez onun için. Umar ibn-i Hattab nüme dediler. Kadisiye cennine haberi kegen vakti de palancı palancılar şehit buldu dese bu kişi yıkladı. Kegen o kişi talip kalıp bu kişi emir-i muminin heykelliği ne emir-i muminin? Siz tanıyan kişiler kem şehit buldu köp gamgin bu men degen de halinde vay bugün seni oyladın ki ben tanıyanlarımı yıkladım ben. Benim tanışımın ne itibarı var? Ularının Rabbisi tanısa buldu da ben ularının namını bilişimi hiç itibarı yok. Sürüm için buralarlar kuşşar burayı. Kuşşar burayı. İmtihanda yıkılıp kalmayın. Kupçiliği göremez. O bir yıl aldığın gel, o muttaki, muhlis, fidayı mücahit var mı? Vazgergen. Vazgergen. Bir nasıl aldığın. Abdullah Nuri'yle şuna kız vergen buralarlar. Mirza Cegal'ı şuna kız vergen. Rabbani'yle şuna kız vergen. Rabbani'nin kızı bir dediğe dünya boyunca süzü diken kızlarını çimpiyonu boğanmaz. Bite bite kızlar gamle. Al mücahit boğan. Hem öyle bile iftihar kıgan. Uzu Kabul'da prezident kızı süzüş boyunca çimpiyon. O burada niye boğanmaz? Şeriat ilmi fakültetinin profesörü mü?
Sayyob hadis ilmini professoru bu. Mirza Jagalov qomondan xudo rahmat aytib berardi. Shahodatini Alloh qabul qilsin. Men hujrada o'qiganman. Bu Mirza shu jang bo'lgan vaqtda kechasi turib tahajjudni o'qib uyalib ketardimki, men hujrada o'qib bunchalik susman dedim. Kim bu Mirza? Kim? Men bir kun siz bilan bizga o'xshab tog'lada yurgan mujohidman. Makruhdan boshlayman, bu makruh degan. Bu müstehab degan. Sekiziga harom. Ha kalbasa ekan, ozgina qo'shilgan ekan xolos cho'chqa go'shti, mayli degan. Ha piva ichgan, bu qaniyatmas degan. Sekiziga. Chunki iblisni pichog'i ikki taraflama kesadi birodarlar. Avval mu'min bandani harom yegin, harom amal qilgin deydi. Qildira olmasa nima deydi? Oho, sendagi taqvodor yo'q deydi. Sen zo'rsan deydi. Ko'rdingmi deydi, menga taslim bo'lmadingni. Shunda g'urur qildim, tamom yiqildim tondan. Ag'irim kesadi u pichoqdan. Avval harom qildira, qildira olmadim, keyin g'ururlandir. Oho, sensan deydi mana. Imtihondan o'tding-a deydi. Aldanmaydi birodar. Her kim etti mi? Min palancı pistancı demeyim. Her kim uzun yolu zavallı besin. Uzun bir yalgısı oturup imtihan kısın. Min kas tarafı yöneliyem ben. Kas tarafı gitiyem ben. Yaş tarafı gitiyem, yaman tarafı gitiyem ben. İtikadımda, Allah'a ben imanımda, ihlasımda, takvayımda. Neme taraf özgürüş payla böyle yaptı. Eğer insanı gözaydı, ha. Min demek yaman tarafı özgürdüm. Ahlakım yomon tarafga o'zgardi, ibodatim o'zgardi. Demak, yaqin kunda men jahannamda shayton bilan birga bo'laman desin. Har kim Umar ibn Xattob bir gaplari bor. Sen hisob qilinmasdan oldin o'zingni o'zing hisob qil dedilar. Hisob qilib qo'ysa bo'ladi odamni. Yo tavba qilib, darabda yana o'sha sirotul mustaqimga tushib oladi, yo unda ketaveradi. Bugun haromga ko'zini qirrasdan qaratgan bo'lsa, yaqin kunda bilsin u, yaqin kunda haromga tushadi u. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köz zinası var dediler, kulağ zinası var dediler. Ahırı bu zinanı, hakikiliğini, insanını, iki çatın arasındaki farcı ya tuğruge çıkarır ya yalganga çıkarır. Allah-u Teala Kur'an'da ayet yaptı ki, ayetin mu'minlerge, Allah karamasın degenlersege, karaşliğden közlerini yerge karatsın. Bazı buralarda da elhamdülillah şu adatı bazı koyup kalandı. Şuna kuzu çıksa haram kılıngan nasıl? Şuna mükemmel kuzunu yere kalatardı. Bir tanesi kuzunu kırarsından kalaptırardı. Hemen cinayet şundan başlanardı. Cinayet şundan başlanardı. Hayatayım lan ki hiç kim arasını kondan Firavun bulduğun verdi ona. Allah subhanehu ve teala amelerimize aitken sözümüzde istikamette buluşu nasip etsin. Hamamız ahiret günü iman keltirgan birodarlar. Va ma alayna illa al bala. Biz yetkizib qo'yamiz xolos. Biz odamlarning ustidan qo'riqchi bo'lib tura olmaymiz. Biz yetkizganmiz kiramon kotibillar yozgan, Robbil alamin yozib qo'ygan buni. Hammasi guvoh qiyomat kuni. Biz sizlarni biror sanin jahannamga kuyishni lozim bo'lmaganligim uchun bu gaplarni gapiryapmiz. Ana endi ixtiyor o'zingizda birodarlar. Har kim mana Alloh taolo aql bergan. Ana şunu mafu uzun yolu intallahu ala vela. Allahümme eşhed. Subhanakallahu bihamdik. Zakir. Bir gün keler bahar, ağaçlar güller, bizni tapalmaysiz, siz uşa küller. Bir gün keler bahar, ağaçlar güller, bizni tapalmaysiz, siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
biz cihat kılamız, şehit bulamız. Kurbanlık mivesin şu evlat güren.